Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehmet Atay'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Aşam ulaşam dedim, şu dağı aşam dedim, vay aşam ulaşam dedim. Bir vefasız yar için kimlere paşam dedim. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Ruhi Su'dan dinlediğimiz Şu Dağı Aşam Dedim isimli türküyle başladık. Türkünün künyesiyle ilgili herhangi bir şey aktarmayacağım. Bu hafta benim için özel, biraz da heyecanlıyım. Zira size bir sürprizim var. Stüdyodaki konuklarımı sırayla tanıtmak istiyorum. Refik Köksal, Ruhi Su'nun öğrencilerinden birisi. Aynı zamanda Ruhisu'dan sonra Dostlar Korosu'nu da yönetmiş bir dönem. Ilgın Su da aramızda, Ruhisu'nun oğlu. Ruhisu Kültür ve Sanat Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinden Fatma Zengin aramızda, ki bu programın da olmasını ona borçluyum ben. Ve koronun yeni elemanlarından, son nesil elemanlarından Bilgin Güngör bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Önce Ruhisu'nun müziğiyle ilgili konuşalım istiyorum ben. Zira hayatını merak eden dinleyiciler kolaylıkla kitaplardan, internetten o malumatlara ulaşabilirler. Ama Ruhisu'nun nasıl bir müzik anlayışı vardı? Bu konuyla ilgili nasıl bir vizyonu vardı? Biraz bunlardan bahsederek başlayabiliriz. Özellikle Refik hocamız ve Ilgın Bey bu konuda birçok şey söyleyeceklerdi sanırım.
Hocanın sanat görüşü, türkü söyleme anlayışı her şeyden önce halk müziğini seslendirirken halk gibi söylemek esasından farklı. O halkın taklit edilmesinden daha çok kent insanlarının da türküyü dinlemesine yönelik bir çaba içerisinde olmuştur hayatı boyunca. Biz öğrencilerine türkü söylemenin çok önemli bir disiplin olduğu gerçeğini anlatmıştır. Batı ile köprü kurularak evrensel bir müzik alanının nasıl parçası haline gelebiliriz'i son derece ciddiye almıştır. Zaten kendisinin bir opera sanatçısı olduğu gerçeği bize bunu yansıtır. Çok ciddi şan eğitimi çalışmalarını bize göstermiştir. Her çalışma öncesinde 2 saate yakın şan çalışması yapardık. Bu disiplinlerini biz öğrencilerine hayatı boyunca devam ettirdi. Kaldı ki hocanın hemen yaşantısının her boyutunda korolar hapishanesinde de olmuştur, fabrikasında da olmuştur. Gittiği okullarda görev aldığı köy enstitülerinde de korolar kurmuştur. Ve koro yapılanması hayatı boyunca var olan birisidir. Bu bakımdan türkü söylemek, türkülerle buluşmak belki bir taklit değil ve fakat türkülerin ana çizgilerini bozmadan gene bir batı diliyle, bir kent diliyle söylenebileceği yaklaşımını ele almıştır diye düşünüyorum. Zannederim Ruhi Su'nun en ayrıcı özelliklerinden birisi de bu. Zira Aşık Veysel gibi kimi figürleri bir tarafa bırakırsak, entelektüel kesimlere daha yoğun bir biçimde halk müziğini tanıtan belki de ilk kişi benim bildiğim kadarıyla Ruhi Su, ki bu çok önemli. Bir de koro meselesini de belki konuşuruz sonra ama özellikle Ruhi Su'nun batı tekniklerini kullanmasını ama buna rağmen türkülerin dokusunu bozmaması takdire şayan gibi geliyor bana. Takdir etmek benim haddime değil ama. Estağfurullah, estağfurullah. Çünkü günümüzde de bu gibi çalışmalar yapanlar var ama bunda başarılı olanların sayısı çok az gibi geliyor bana. Hatta Türkiye'deki bu çalışmalarda Ruhi Su'nun etkisi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Evet, yani eğer söz bana düşüyorsa. Tabii tabii, yani burada sonuçta muhabbet ediyoruz. Ruhi Su kendi almış olduğu operadaki ciddi eğitim anlayışının neredeyse birebir aynısını öğrencilerine sunan, bunun için çok büyük emek harcayan, zaman veren, bu anlamda katkı sunmak için çok özel bir çaba sarf eden, hatta kendi diliyle ifade edelim, canım, biz toplumdan aldığımızı yeniden topluma iletmekle görevliyiz diye ifade ettiği bir anlayış vardır. Hatta türkü söylemek başka bir dille ifade edilirse onun için bir aşk halidir. Ne onlar beni ne de ben onları aldatırım diye ifade eder. Bu anlamda türkü söylemek farklı bir şeydir ve bunu anlatırken de bazen biz koristlere döner, canım hadi türkü söyleyip biraz insanlaşalım derdi. Çok güzel. Türkü arası verelim o zaman. Biraz biz de insanlaşalım, söylemesek de dinleyelim. Tercih ettiğiniz bir eseri var mı? Ben o zaman Yalandır da Dünyanın Ötesi Yalan Amanof albümünden dinleyelim istiyorum. Keyif alırsın. Şimdi Ruhi Su'nun sesinden Yalandır da Dünyanın Ötesi Yalan isimli türküyü dinliyoruz. Yalandır da dünyanın ötesi yalan. Vay vay, vay 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 ya. Aman bre feleymiş de yar elinden alan. Aman eller Mısra sultan etseler de istemem kalan. Vay bana vay vay vay. Ah dost ağlayıp da düşman güldükten kelle. Aman yalancı dünya. Yalancı dünya.
yalancı dünyayı. Ruhi Su'nun önemli noktalarından birisi de semahları ilk defa geniş kitlelere ileten sanatçı olması. Yani bu konuda da belki bir şeyler söylemek lazım. Çünkü günümüzde bile az önce stüdyonun dışında da konuştuğumuz üzere birçok türkünün künyesi hala TRT'de yok, kitaplarda bulunmuyor. Ki bunu 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda yapmak çok önemli bir husustu. Bu daha özel... eski. Daha mı eski? Evet. Kaç gibi acaba? 40'lı yılların başında diyelim. Hı. Yani bilebildiğimiz kadarıyla. Daha çok Alevi türküleriyle yola çıkarak semahların kendi düzeni içerisinde başından sonuna kadar olabildiğince hiçbir formunu bozmadan daha anlaşılabilir bir Türkçe ile sunma gayreti içerisindeydi Ruhi Su. Ve bunun için 1940 ile 44 yılları arasında Ankara Radyosu'nda 15 günde bir bas bariton Ruhi Su söylüyor diye bir program yapılıyordu ve bu türküler orada da yer aldı. O ilk defa Türkiye'deki kentli olsun, kasabalı olsun, köylü olsun, yani radyoya ulaşabilen herkes, ki radyo o zaman çok zor ulaşılabilen bir araç, oradan bütün bunları dinleyebilir oldu. Fakat o dönemin politik havası semahlara bile tahammülü yoktu. Bununla ilgili bir sorun yaşadı mı Ruhi Su? Evet. Belli bir süre sonra, o zaman radyo müdürü Mesut Cemil'di. Ruhi Su'yu çağırıp, size bu yolda harcamayalım Ruhi Bey diye. Babam o dönemde Ankara Devlet Operası'nda bas bariton olarak görev yapıyordu zaten. Hı hı. O da bence sakıncası yok. Ben bu yolda harcamaya hazırım. Sizin için komünist diyorlar. İkinci aşama o. İkinci aşama o oldu. Programı durduramayınca. 1944 yılında radyodaki görevine son verildi. Ha, o kadar erken son verildi. Ben evet. 50'lerde son verildi zannediyorum. Yok, o daha sonra operadaki. Ha, operadaki görevi. Evet. O zaman şimdi bir de Semah dinleyelim Ruhi Su'dan. Semahlar albümünden Turnalar Semahını dinleyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere programlarda ben türkülerin künyeleriyle ilgili, ölçüleri, usulleriyle, makamsal yapılarıyla ilgili malumat aktarıyorum. Bunları bu hafta es geçeceğim. Hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Şimdi dinliyoruz. Uyurken üstüme gelen yoldaşlar, gafil aç gözünü, haydi 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 uyan dediler. Serseri kalma bu cihan içinde, yürü bir gerçeğe heyecan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar, semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım, haber sorayım, yoldaş olayım. Uyandım uykudan, açtım gözümü, kulak verdim, gördüm canım, 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 döndüm yüzümü. Bir aydınlık kaldı kara yazımı. Yürü şimdi korkma, heyecan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar, semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Beylerin turnalar, ben de varayım, haber sorayım,
yoldaş olayım. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, başka dertler dolulacak zamandır, yardımcımız belli olacak zamandır. Yürüyelim şimdiden sonra ordu, aslını yitiren koşar seyirdir. Dost bende ya neler türlü türlüdür, senin aşkın bana hey dost çağırdı. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, gerçek ellerin ve şehitlerin yüzü suyu hürmetine, akşamlar hayrola, şerler defola, yiğitler saf ola, yardımcımız halk ola, varlığımıza, birliğimize, bir olmamıza merhaba! Merhaba! Konuşurken aklıma şu soru geldi. Yani Ruhusu'nun aynı zamanda çok iyi bir derlemeci olduğunu da biliyorum. Hatta belki bir ihtimal benim babamla da görüşmüş olduğu gibi bir şey var. Annemin anlattıklarından çıkarıyorum. Bu arada bir parantez açayım. Fatma Zengin, Aşık Mustafa Zengin'in kızı. Babamla da görüşmüş olma ihtimali var deyince belki dinleyiciler bilmezler. Onu belirtmiş olalım. Şeyi merak ettim. Bu kadar eseri nerelerde derledi? Nasıl vakit buldu? Hani bir kısmını biliyorum ama sanki onu da konuşsak iyi olur. Evet, hatırı sayılır derecede eser var icra ettiği, evet. Notaya aldığı. Şimdi asıl işin en başından başlarsak, babamın hayatından türkü hiç eksik olmuyor. Çocukluğundan beri. Adana'nın da herhalde bunda etkisi, evet, vardır. Evet. Öksüzler yurdunda sesinin farkına varıyorlar ve o tabur deniyor o zaman. Öksüzler yurdu bayramlarda yürüyüşe çıkartıldığı zaman en önüne geçiriyorlar babama ve babam türkü söylüyor, arkadan devam ediyorlar. Hayatında her zaman türkü var. Ankara Konservatuvarı'nın kuruluş yıllarında Türkiye'nin çok ciddi bir müzik zenginliği olduğunun farkına varılıyor devlet tarafında ve bununla ilgili birçok derleme yapılıyor. Fakat bu derlemeleri yapılacak olan insanların %90'ı konservatuvarda görevli, bir kısmı Alman zaten. Şu 42-50 arasındaki derlemeler, evet, mi bunlar? Ama diğerleri Türk, fakat yalnız bunlar İstanbullu. Yani Anadolu'yu hiç görmemişler. Yurt dışında okumuşlar. 5 kişi vardı herhalde, evet, derlemeleri yapan. Türk beşlisi dediğimiz insanlar o zaman konservatuvarda hocalar. Anadolu'yu aralarında iyi tanıyan bir tek babam var. Ve hayatı boyunca, yaşamının sonuna kadar duyduğu her türküyü mutlaka derlemiş ve kaydetmiştir. O dönem şartları içerisinde tabii teyip falan yok. Bir yandan notaya babam alıyor, bir yandan sözleri Paternali Boratavlı yahut Sabahattin Ali, aynı okulda hoca o zaman, o da sözleri kaydediyor. Bu biçimde çalışmalar oluyor. Bunlar derlemeler böyle başlıyor. Ama bunlar ne yazık ki elimizde değil herhalde. Yok, kayıt hayır, olarak. Bunlar. Çok yazık. Evet, yani biz bunları aradık, bulamadık. Yani hem konservatuvarda hem Ankara Radyosu'nda bulamadık. Yani yok. Derleme hayatında hep var. Yani sokakta geçip de birisinin, bir iş, inşaatta çalışan işçinin söylediği türküyü bile derlerdi baba. Hemen hemen her yere gitti. Yani yılın 3 ayını, 4 ayını Anadolu'da geçirirdi. Oralarda kalırdı. Ben küçükken birkaç kere beni de götürdü. Ben de kaldım oralarda. Yani oraları ilk defa, Anadolu'yu ben de babam sayesinde gördüm. Köylerde kaldık falan. Derlerdi. Daha sonra derlemelerini kafasında oluşturduğu bir konsept üzerinden yapmaya başladı. Bu konsept derken yani derlemeleri. Semahlar üzerine yahut Pir Sultan Abdal üzerine yahut Karacaoğlan üzerine. Belli bir konuya yoğunlaşarak. O zaman Karacaoğlan için mesela Toroslar'da kaldı. Ki Toroslar'ı karış karış bilen birisiydi. Semahlar ve Pir Sultan için bütün İç Anadolu'da kaldı. Malatya başta olmak üzere.
uzun süre bu biçimde çalıştı ve döndükten sonra kaydettiği türküleri önce notaya alır ve üzerinde kendi aldığı klasik müzik eğitimi doğrultusunda yorumlamalarını gerçekleştirirdi ve çalışmalarını gerçekleştirirdi. O ciddiyet ve özen de zaten albümlerinden evet. bile anlaşılabiliyor. Evet. Belki opera eğitimi almış olmasının da bunda etkisi vardır. Albümleri o dönem için bile çok erken olmasına rağmen bir konsept içerisinde evet. yapmak. Evet, ona çok dikkat ve ederim. Sadece konsept de değil, yani türkülerin ard arda dizilişi bile. Evet. Aradan bir tanesini çekip aldığınızda o albüm eksik kalır diyebilirsiniz. Evet, evet. Ki bu evet. yani günümüzde bile ne yazık ki halk müziği sanatçılarının yani yapmadığı, yapamadığı bir şey. Yani alamazsınız zaten. Aradan aldığınız zaman. Kayıtlar da öyle oldu. Yani başladığı zaman bütün stüdyo kayıtları o albümlerin başladığı gibi biterdi. Devamlılığı sağlamak için. Evet, evet. Yani parça araları verilmezdi. Ya aslında burada Ruhi Su'nun sanatçı kişiliğinin yanında nasıl bir örnek olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'deki sorunlardan biri müziğin dışında işini ciddiyetle yapmaması birçok insanın. Evet. Yani müzik dışında Ruhi Su'nun şu anlattığınız kısmından bile böyle bir ders çıkartmak mümkün gibi geliyor bana. Şimdi yine bir türkü dinleyelim istiyorum Ruhi Su'dan. Hiç öneride bulunmadınız. Biliyorum bu aradan belki seçmek zordur sizin için ama benim de zor, sizin için zor olduğu kadar. Ama mesela Karadeniz Ağadını çok severim ben. Benim de aklıma geldi. Öyle mi? Niye olmasın? Ayrıca Ruhi Su'nun hayatında, politik görüşünde de önemli yeri olan. Yeri var, evet. Bir, zaten beste de kendisine ait değil mi? Söz ve beste kendisinin. Ruhi Su'nun sesinden Karadeniz Ağadını dinleyeceğiz. Merak eden dinleyiciler türkünün sözlerinden yola çıkarak biraz araştırma yapabilirler. Neyi anlattığını belki. O zaman türkü daha anlamlı olabilir. Şimdi Ruhi Su'nun icrasından dinliyoruz. Hayali gönlümde yadigar kalan, hayali gönlümde yadigar kalan, bir yanım deryada çalkanır şimdi, 15 mürşid ile boğulurum, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Garip garip öten derya kuşları, garip garip öten derya kuşları, su içinde uykular düşleri, biri gelir döker kanlı yaşları. Nazmine zindanda gün be gün biri, Nazmine zindanda gün be gün biri, söyletir dilsizi Allah.
sırtlarım. Bir yanım çürüyor, bir yanım diri, bir yanım deryada çalkar şimdi. Yaralarım tuz içinde kanıyor, yaralarım tuz içinde kanıyor. Uyku gelmiş ela, gözler sönüyor. Bir yanımda Suhi Necat dönüyor, bir yanım deryada çalkar şimdi. Gelir günler gelir, yaram sarılır. Gelir günler gelir, yaram sarılır. Böyle gitmez bir gün, hesap sorulur. Bir yanım acemden, Çin'den görülür. Bir yanım deryada çalkanır şimdi. Şeye vurgu yapabilir miyim? Tabii tabii. Özür dilerim. Şimdi bir an böyle gözümün önüne geldi de korist arkadaşlarım. Dostlar Korosu 1975 yılında kuruldu. Ben 1978'de koroya katıldığım zaman koro aşağı yukarı 40 kişi kadardık. Erkek ve bayanların eşit bir dağılımı söz konusuydu. Ama daha başka bir şeye sonraki yıllarda fark ettim. Hoca dil, din, cins, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Anadolu'nun her yöresinden insanlar, Ermenisi vardı içimizde, Rumu arkadaşlar vardı, Alevisi vardı, Sünnisi vardı, Kürdü vardı, Türkü vardı. Yani çok renkliliğin yapısı hocanın kurduğu koronun içerisinde kendisini temsil ediyordu. Özlemini duymuş olduğu toplum yapılanmasına da bir gönderme yapıyordu belki bence. Küçük bir örneği gibi. İstese hepsini Kürt, hepsini Türk seçebilirdi, elindeydi o yetki. Buna dikkat ettim bir an. Hatta biraz önce siz bir şeyler anlatırken bunları gözümün önüne getirdim. Biz bir mozaiyiz bu toplumda. Ve hoca Ruhi Bey bu mozaiğin sanatsal veriler karşısında Anadolu'nun temsilcisi bir Anatolia'ya nasıl sahip çıkılırın bence en somut örneklerini sunan sanatçılarından birisidir diye düşünüyorum. En birleştirici, en evrensel yanını koyan birisidir. Ve bu arada ifade etmeliyim ki bu dostluğu da adından karşılayan Dostlar Korosu'nun dostluk kavramını da inşa etmesi açısından da hocanın rolünü, katkısını gerçekten çok özel bir katkı olarak görüyorum, gözlemleyebiliyorum. Ben de o dönemleri tabii bilmiyorum ama bunu el yordamıyla yapmayıp bir şeylerin idrakında olarak yapmış olması da sanırım etkisinin daha güçlü olmasını sağlamış gibi geliyor bana. Kuşkusuz. Naçizane. Kuşkusuz. Birazdan bilgine de döneceğim koroyla ilgili ama Ilgın Bey operayla ilgili
bir anısı olduğunu söylemişti Ruhi. Matrak bir durum var demiştiniz. Şöyle bir şey o. Operada görevine son verildiği zaman yaklaşık yani 12 senelik bir operacıydı ve başrollerde oynamıştı. Fakat o gün, o dönem şartları da İdeni hükümeti, tek parti dönemi, bütün o dönemki sanatçıların askere alınması gerekiyor. O zaman tek müdürlük, devlet, opera, bale, tiyatro, senfoni, tek müdürlük. Bunların askerlik çağları gelmiş, hepsi asteğmen olarak görev yapmaları lazım yurdun çeşitli yerlerinde. Fakat operada ve tiyatroda, balede hiç kimse kalmıyor. Bunun üzerine İsmet İnönü bir karar alıyor, daha doğrusu bir kıyak çekiyor tabiri caizse. Ankara Piyade Alayı'nda askerliklerini, asteğmenliklerini yapacaklar. Akşam da gidip oyunlarını oynayacaklar. Böyle bir çözüm bulunuyor. Ama yapılacak askerlik. İşte bunların içerisinde Cüneyt Gökçer, Aydın Gün, Tarık Leventoğlu, bugün Ahmet Leventoğlu'nun babasıdır. Babası. O bütün devlet tiyatrosu ve opera balesinin tek dekoratörüdür. Bunlar asteğmenlik yapacak ama bunlara birer görev verilmesi gerekiyor. Tarık Leventoğlu'na silah eğitim alanlarının boyanması görevi veriliyor. Babama koro kurması görevi veriliyor. O iyiymiş. Fakat kimlerden oluşacak bu koro? Şimdi çok önemli bir yere geliyor. Aynı kıyak, devlet opera balesi sanatçılarına çekilen kıyak, aynı zamanda bütün Avrupa'da başarılar kazanmış olan güreşçilere de çekiliyor. Onlar da Ankara Piyade Alayı'na geliyorlar ama onların birçoğu ilkokul mezunu bile değil. Aralarında okuma yazma bilmeyenler de var. Onlar er. Er olarak emir veriliyor. Bunlardan sen bir koro oluştur. Diyafram güçlü olur. İyi olmuştur. İşte öyle olmuyor. Çünkü olmuyor mu? O iri yarı adamlardan diyordu babam, incelik sesler çıkıyor. Fakat işte baba nasıl yapıyordun diye sorduğumda, İlkokuldaki gibi ya da anaokulundaki gibi yapıyordum diyor. Önce ben söylüyorum, sonra onlara söyletiyorum. Ben söylüyorum, onlar tekrarlıyorlar. Birdenbire dikkat diye bir ses duyuldu. Herkes esas duruşa geçti. Piyade okul komutanı müzik çalışmasını denetlemeye geldi. Ani olarak. Babam tabii hem şef ama sonuçta biraz teğmen. Esas duruşta. Teğmenim, siz opera dansınız değil mi? Evet komutanım. Bildiğim kadarıyla bas baritonsunuz herhalde. Evet komutanım, ben bir bas baritonum opera. Dönüp erlere, arkadaşlar bundan sonra herkes bas bariton. Onlar da emredersiniz. Çaresiz, ne diyecekler. Güzelmiş. Bir türkü arası daha verelim. Peki Ruhi Su dinleyenlerin bile bilmediği demeyelim de belki de dinlemediği türkülerden birisi Keklik Tak Tak Etmemi. Evet. Hmm. Çok severim evet. Ben o türküyü. Evet. Evet. Dadaloğlu ve Çevresi isimli albümden bu türküyü evet. Dinleyelim şimdi. Keklik Tak Tak Etmemi. Kekliki tak tak etmemi, ha kekliki tak tak etmemi. Kengere yuva yapmamı, ha kengere yuva yapmamı. Adam böyle güzele, de adam böyle güzele. Sarılıp da yatmamı, ha sarılıp da yatmamı. Karşıki dağlar bizimdir, ya karşıki dağlar bizimdir. Kar yalanlar üzümdür, ya kar yalanlar üzümdür. Bizim oğlan evlenecek, bizim oğlan evlenecek. Düğünümüz güzündür, ya düğünümüz Thank you.
Şimdi bu Ilgın anlatırken gözümün önüne hocayla ilk çalışmamız, benim hocayla ilk çalışmam aklıma geldi. 1978 yılında Beşiktaş'ta evlendirme dairesinde bir odaya vermişler. Orada çalışıyoruz. Şimdi o ses meselesini, o hocanın söylediği kocaman kocaman insanlardan incecik sesler çıkıyor meselesi deyince, koronun açık tenor ilk öğrencisiyim. Sesim son derece açık renk. Bütün renkler hocanın bas bariton özelliklerine göre seçilmiş. Hmm. Şimdi koroyu söylüyorum. Biz iyi kötü müzik eğitimi de alıyoruz. Ben eğitim ensündeyim. Sesim duyulmaması lazım. Seçilmemesi lazım. Kaynaşması lazım. Fakat ben kendi sesimi duyuyorum koronun içinde. Eziliyorum, büzülüyorum, kızarıyorum. Hoca bunu fark etti. Fark etti ve çalışmayı bir anda kesti. Döndü önce arkadaşlara. Canım, Refik'imizin sesi açık bir tenördür. Açıklıyor şimdi. Bana da döndü. Canım, asla sesini kısma. Sesin çok güzel. Ama şurayı şöyle oku. İkinci bir ses yazdı oraya, notayı yazdı oraya. Şurayı sen şöyle oku canım. Ve ilk dersimiz Gelin Ayşe parçası. O dersteki öğrendiğim o ikinci ses. Daha sonraki dönemlerde çocuklarıma aynısını anlatmaya başlamıştım. Bu da bir, ona bir eklemleme olsun. O koca koca vücutlardan ince ince sesler gelebiliyor yani. Bu Ruhi Su'nun müzik anlayışını da aslında bir bakıma yansıtıyor ikinci bir ses yazması. Kesinlikle. Ki hani çok sesli müziğin ne olduğunu hala Türkiye'de bilmeyen insanlar var. Evet. O dönemde gerçekten. Şöyle de anlayanlar var. Çok sesli müzik, yani orkestrada ne kadar çok çalgı olursa. Evet. Ne yazık ki. Onu öyle algılayanlar da var hala. Yani. Var, evet. Ben de yakinen bildiğim için hatıradaki o ayrıntı çok önemli. Gerçekten hem Ruhi Su'nun vizyonunu gösteren, hocalığını gösteren, müzik bilgisini gösteren. Müzikte canım tek devrimcilik vardır, o da çok seslik derdi. Öyle mi derdi? Evet. Bir türkü daha dinleyelim istiyorum ben. Türkü arası verelim. Benim aklıma Ağrı Dağı'ndan uçtum geliyor ama tamam, mümkünse. Tabii tabii. Benim de ilk öğrendiğim korodaki parçalardan bir tanesidir. Öyle mi? Ağrı Dağı'ndan uçtum. Meyva, umudum 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 meyva, umud
az önce konuşmuştuk. Biz tabii kendi aramızda konuştuk ama dinleyicilerin de bilmesi açısından. Ruhi Su'yla ilgili ben birkaç senedir program yapmayı düşünüyordum. Dolayısıyla okumalar yaptım. Fakat derli toplu Ruhi Su'yla ilgili bir esere rastlayamadım. Derli toplu derken Battal Pehlivan'ın, Mekin Dinçer'in, Karabey Aydoğan'ın hazırladığı kitaplar var. Fakat Ruhi Su'nun Türk müzik dünyasında nasıl bir yeri olduğu, kimleri etkilediği, nasıl etkilediği, Ruhi Su'nun başardığı şeyler, eksik kaldığı yönler, bunları derli toplu ele alan bir kitap çalışması ne yazık ki yok. Ve hatta konuşmak istediğim şeylerden birisi de o, Ruhi Su Türkiye'de hem hali hazırda hem de vefat etmiş olan sanatçılar arasında kimleri etkiledi, nasıl etkiledi? Ve bunu sadece öğrenci-hoca ilişkisi açısından sormuyorum. Ruhi Su'yla doğrudan teşriki mesaide bulunmayan insanlarda da nasıl bir etkisi olduğu Ruhi Su'nun, bunun üzerine de belki bir şeyler söylemek iyi olur. Şimdi aslında Refik Hocam'ın yanında böyle konuşmak biraz zor olacak benim için. Ruhi Su müziği ele alış tarzıyla, derlediği türküleri yorumlayış tarzıyla, söyleyiş tarzıyla, beğendiği bir takım şiirleri besteleme tarzıyla kendi türünde ilktir. Yani Cumhuriyet Türkiye'sinin ilklerindendir ve uzun sürede bu bozulmamıştır ve onu takip eden de uzun süre bir sanatçı olmadı. Fakat 60 sonrasında insanlar dünyada olduğu gibi kendi ülkelerindeki folklorik özellikleri kendi müzik türleri içerisinde ağır bir şekilde kullandılar. Cazcılar, klasik müzikçiler, özellikle romantik dönem klasik müzikteki kompozitörler ve rockçılar kullanır hale geldiler. Bunların içerisinde 60 sonrasında bu Türkiye'yi de etkiledi ve birçok grup çıktı. Doğrusu da iyi de ettiler. Kendi anlayışları içerisinde sergilediler bütün bu çalışmalarını. Bunların dışında babam gibi yani sazı tek başına ele alıp söyleme tarzında olan da bir sanatçı çıktı gerçekten. Bir kısmı sürdürdü, büyük bir kısmı da sürdürmedi, vazgeçti. Çünkü burada önemli bir şey var. Bunu Refik Hocam daha da iyi anlatacaktır. Derlediği ve yorumladığı türküleri kendi anlayışına ve kendi gırtlak gücüne göre yorumluyor. Aynı şekilde bir başkasının söylemesi biraz imkansız oluyor. Benzer bir şekilde söylemeye çalışılıyor. Bu da pek her zaman parlak olmuyor. Bu bazı şeylerden vazgeçme dönemine getiriyor birçok sanatçıyı. Ve bundan sonra babamın her zaman ulaşılmaz dendiği, halbuki ulaşılması gereken müziğin çok seslilik üzerine çalışılması ve birçok argümanla birlikte birçok çalgının da dahil edilmesi inancında olması da bu çeşitliliği artırdı. Babamın şartlarında, o dönemin Türkiye şartlarında konser vermesi bile çok zordu. Yani bir albüm çıkarması ki 64 sonrasıdır. Onun dışında bir herhangi bir konser falan öyle kolay değildi ve söz konusu değildi. Zordu. Yasaklanmış birçok konseri vardır. Bununla ilgili isterseniz bir 64 yılına ait bir küçük anı anlatayım. Tabii lütfen. İsterseniz. Lütfen. 1963-64 yıllarında Türkiye'de Erdek Tiyatro Festivalleri, Tiyatro Gençlik Festivalleri düzenleniyor. Ve bu bir gençlik tiyatro festivali oluyor. Bunun içerisinde babam da var ve babam da ara sıra iki kere sanıyorum konser veriyor Erdek'te. Bu tiyatrocular adasında bugün hepimizin çok yakından tanıdığı, bildiği Genco Erkal, Yıldız Kenter efendim ve o kuşak olduğu gibi hemen hemen hepsi varlar. Konserlerden sonra Erdek Savcılığı ya da bağlı olduğu ilçenin savcılığı Pir Sultan Abdal hakkında takibat açıyor. Doğru olamaz. Evet. Sonuç ne oldu? Bulunup getirilmesi. Bulabilmişler mi acaba? Yani
Biz gülüyoruz tabii ama o zaman yaşanan acılar, sıkıntılar. Aslında bir taraftan da trajik bir hadise. Yani gerçekten öyle. Şimdi bir türkü arası daha verelim. Refik Hocam'ın isteği üzerine Atladım Girdim Bağ isimli türküyü dinliyoruz. Atladım girdim bağda, atladım girdim bağa. Alnım değdi yaprağa, alnım değdi yaprağa. Sevdiğimi verseler de, sevdiğimi verseler. Girmem kara toprağa da, girmem kara toprağa. Sevdiğimi verseler de, girmem kara toprağa. Kayalar kertilir mi de, kayalar kertilir mi? Ağ terlik yırtılır mı da, ağ terlik yırtılır mı? Ergen kız cahil olan da, ergen kız cahil olan. İnkardan kurtulur mu da, inkardan kurtulur mu? Ergen kız cahil olan da, inkardan kurtulur mu? Hele çıktım damlolamaya da, çıktım damlolamaya. İndim yar yollamaya da, indim yar yollamaya. Yar gedikten aşarken de, yar gedikten aşarken. Başladım ağlamaya da, başladım ağlamaya. Yar gedikten aşarken de, başladım ağlamaya. Ey gelinler, hey kızlar da, babalım boynumuza. Ey gelinler, hey kızlar da, babalım boynumuza. Vurun vurun öldürün de, yağalın koynumuza. Vurun vurun öldürün de, yağalın koynumuza. Arılar da konmaz oldu pürene, şükür olsun bu sevdayı verene. Belki Ilgın'ın söylediklerine ekleme olmak açısından, hocanın etkilediği alanlar hayli geniş olmakla birlikte bana göre öykünmeci anlayış biraz daha öne çıktı diye düşünüyorum o sürecin içerisinde. Hocadan etkilenen sanatçılar, hocanın farklı bir üslupla türküleri ele alış tarzı ve bağlamayı tek başına kullanma istencindeki nedensellik üzerinde de duracak olursak, bağlamanın taşınabilir özellikleri olması, hocanın yapmak istediklerini de karşılayan bir alet olma özelliğini beraberinde taşıyor. Türkü söylüyor, türkü tadını en iyi bağlamadan alıyor. Gene şahsım görüşler olarak söylüyorum. Ve de tabii yurt içi yurt dışı hocanın çok konserleri var. Özellikle Almanya'ya, Rusya'ya, Avustralya'ya konsere gittiğini düşünecek olursanız en taşınabilir özellikle bir alet bu anlamda seçmesinde bence böyle bir neden olabilir diye düşünüyorum. Başka bir yaklaşımı da hep şöyle olmuştur. Onu satır aralarında ifade etmek isterim. Ne ben ne de bağlamam birbirimizin önüne geçmeyiz canım. Biz birbirimize eşlik ederiz. Canım der. Kelimesini çok kullanıyordu herhalde. Evet. Ben bunu şimdi çünkü siz ondan bir şeyler aktarırken
özellikle vurguladınız. Bunu şöyle ifade edeyim. Neredeyse hepimizin tek tek ismini kesinlikle bilir ve ya önüne ya da arkasına o canımı ekleyerek hitap ederdi. Örneğin bana seslenecekse, Refik canım bir dakika gelir misin yanıma derdi. O canım bizim aslık hocayla olan iletişimimizin belki de en güzel sözcükler arasında söylenebilen en güzel sözcük olarak anılarımızda kalmıştır o canım. O bakımdan bize önemlidir. De burada yaşattınız onu. Bilgin'le hiç sohbet edemedik. Biz şimdi stüdyoda sohbet ediyoruz. Vakit dolduğu zaman aslında sohbete devam edeceğiz ve bir sonraki haftada bu programın devamını dinliyor olacaksınız. Dolayısıyla sohbetimize Bilgin'i katmış olacağız. Yani çünkü başta konuklarımı tanıtırken onun da ismini, Fatma Hanım'ın da ismini anons ettim. Dinleyiciler düşünebilirler. Neden hiç soru sormadı ona gibi. Böyle bir şey düşünmeyin. Biz sohbete devam ediyoruz stüdyoda. Bu arada vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ruhi Su'dan bir türkü daha dinleyerek programı kapatalım istiyorum ben. Ruhi Su'dan ilk defa duyduğum, çok sevdiğim bir türkü var. Yine dayım sayesinde Ruhi Su dinlerken duymuştum. Aslında bu türküyü dinlerken şimdi Zeybek tavrını duymak istiyor kulağım ama Ruhi Su'nun icrasını da her zaman çok seviyorum. Evlerinin Önü Mersin isimli Isparta türküsü. Evet. Şimdilik bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Ruhi Su'dan dinleyeceğimiz Isparta Zeybeği ile diğer adıyla Evlerinin Önü Mersin isimli türküyle bu haftanın programını kapatıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Mehmet Atay'a da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Konuklarıma henüz veda edip teşekkürümü etmiyorum. Haftaya devamını dinleyeceksiniz çünkü bu programın. Haftaya görüşene kadar sağlıcakla kalın. Evlerinin Önü Mersin, sular içmem kaderim tersin tersin, ah sular içmem bir tane. Seni bana versin, al hançeri kadınım, vur ben öleyim, ah kapınızda bir tane. Al hançeri kadınım.
Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehmet Atay'a teşekkür ederiz.